Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada sizlerle günlük hayatımızda en fazla kullandığımız cümle yapıları, yani şimdiki zaman hakkında açıklamalı bir şekilde anlatım olacak. Umarım beğenirsiniz. Özne nedir arkadaşlar? Öncelikle buradan başlayalım. Özne, I, you, we, they şeklinde ayrılır. Yani ben, sen, onlar gibi. Yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Yardımcı fiil emizardır. Yani her öznenin bir yardımcı fiili mutlaka vardır. Ve sonrasında arkadaşlar cümle kurulumundaki sonraki aşama verb ve ing almış haliyle sonlanmakta. Burada arkadaşlar en fazla dikkat edeceğimiz konu öncelikle sıralama. Burada yıldızın yanındaki kutucukta sorularda belirttiğim gibi kim, neyi, nasıl, nerede, ne zaman gibi soruları sorarken cümle yaparken bunlar size daha çok yardımcı olacaktır. Yavaş yavaş kim, ben, neyi, yemeği, nasıl şeklinde soruları sorarak ufak ufak cümleleri kurmaya başladığımızda zamanla zaten bunlar kafamıza yerleşecektir. Hemen emizarın altında arkadaşlar en sol köşede A şıkkında I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are gibi ayrılmakta arkadaşlar. Hemen B'de de geçtiğimiz gibi uzun cümlelerdeki örnekleri inceleyelim birlikte. I'm going to school by bus. You are eating. He is watching television. She is listening music. It's working very well. We are playing game on the computer. They are cooking for dinner. Gibi sıralanmakta arkadaşlar. Bunların hepsi olumlu cümlelerdir. Gördüğünüz gibi özne başa geliyor, yardımcı fiil. Sonrasında eylem, yani ana fiil. Ana fiilin sonuna da ing eklenmiş oldu. Altında da arkadaşlar olumsuz cümle kuracak olursak yine o kuralı değişmiyor. Özne, yardımcı fiil ve ana fiil ve yardımcı fiilin arasına not, yani olumsuz eki alarak cümleyi olumsuz hale getirmiş oluyoruz. Örnekleri inceleyelim. I'm not going to school by bus. Okula otobüse gitmiyorum. You're not eating. Yemiyorsun. He's not watching television. O televizyon izlemiyor. She's not listening music. O müzik dinlemiyor. It's not working very well. Bu düzgün çalışmıyor. Bu iyi çalışmıyor. We are not playing game on the computer. Biz oyun oynamıyoruz bilgisayarda. They are not cooking for dinner. Onlar yemek pişirmiyorlar akşam yemeği için. Şeklinde sıralanmakta arkadaşlar. Burada şunu da belirtmek gerekirse it, yani bu arkadaşlar cansız varlıklarda ve hayvanlarda kullanılmakta. Ve arkadaşlar bunları soru olarak çevirecek olursak özne her zaman başa gelir. Burada ekranda yer bulamadığım için onu belirtemedim. Fakat bunları siz de kendiniz tam tersine çevirerek örnekleri yaparken cümleyi olumsuz halde ve soru şeklinde kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar olumsuz halde kullanacak olursak, yani hemen B şıkkındaki örneklerimizi soru şeklinde çevirelim. Am I going to school by bus? Okula otobüste gitmiyor muyum? Are you eating? Yiyor musun? Is he watching television? O televizyon izliyor mu? Is she listening music? O müzik dinliyor mu? Is not working very well? O düzgün çalışıyor mu? Are we playing game on the computer? Biz oyun oynuyor muyuz bilgisayarda? Are they cooking for dinner? Onlar yemek pişiriyorlar mı akşam yemeği için gibi arkadaşlar. ING nesnelerde ed takısı ise kişilerde kullanılır. Ed takısını ING'den ayıran tek bir özelliği arkadaşlar, ed takısı her zaman yaşanmış bitmiş olaylarda kullanılır. Yani bir eylem eğer bitmişse, yaşanmışsa onun sonuna ed, ied veya sadece d şeklinde ek kullanarak bunu simple past tense'e çevirebiliriz. Altında hemen E şıkkında gördüğünüz gibi arkadaşlar örnekleri belirttim. İkisinin arasındaki farkı anlayabilmeniz için.
I'm bored. I like this ice cream. They arrived here on the time. She helped me last time. They studied in English yesterday. Gördüğünüz gibi I'm bored. Sonra ED takısı gelmiş. Normalde bunu şimdiki zamanı çevirecek olursak ED'yi alıp yanın sonuna ING takısı getirdiğimizde I'm boring, canım sıkılıyor olurdu. Fakat şu andaki örnekte almış olduğu hal simple past tense, yani yaşanmış, bitmiş, canı sıkılmış gibi arkadaşlar. Aynı zamanda kendi başına sadece soru şeklinde başlayan cümlelerimiz de var. Mesela sadece soru how, when ve what gibi. Mesela bir şey soracaksınız, mesela bu ürün hakkında fiyat alacaksınız. How much is that? O zaten kendisi soruyla başlar. When we will go to school? Okula ne zaman gideceğiz? When they will come? Onlar ne zaman gelecekler? Ve arkadaşlar did'dir. Bu konumuzla alakalı değil, fakat şimdiki zamanla geçmiş zaman arasındaki durumu anlamanız için size ufak bir örnek vermek amaçlı bunu açıklama gereğinde bulundum. Did you eat dinner? Did you have breakfast? Mesela akşam yemeği yedin mi? Ya da kahvaltı yaptın mı gibi. Buradaki dersimizde arkadaşlar present continuous tense, yani şimdiki zamanı görmüş olduk. Olumlu olumsuz cümlelerimizi örneklendirdik. Nasıl kurulduğunu anlattık. Burada size ufak bir önerim olacak arkadaşlar. Günlük hayatınızda minimum yarım saat pratik yaparak ve ayrıca 10 dakika 15 dakika gördüğünüz nesneleri not alarak, kelimeleri ezberleyerek kendinizi bir tık daha ileriye götürmenizi sağlayacaktır. Benden şu anlık bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Eğer bir şey soracak olursanız da videomun altına yorumlarda ekleyebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle.